Günaydın herkese. Günaydın, günaydın, günaydın. Bunu arıyorum. Pearl yapacağım telefonu. Halam dün akşam hamur yoğurdu. Şimdi soğan ve patates börek yapacak. Bunu böreği bilmiyorum. Çekeceğim ama. Ben de sabah yulaf vereyim. Zaten bizimle birlikte biz kahvaltı yaparken çocuklar da atıştırıyor. Tırnaklarımı acı çağırdı. Biraz bozuldu gibi ama idare eder. Ancak. Sen ne yapmışsın ağzını? Sen onun dışında yapma. Sen sana gösterdim. Sen var ya. Sen onun içinden yapıyorsun. Ne? Un. Börek yaptığın zaman, katlar yaptığın zaman. Sen onun içinden yapıyorsun. Ha hala bunu şöyle yapacağız. Banyoda. Bak şöyle halan, sen tüm unu seriyorsun. Bak şöyle yapacağız. Ki sen ortalığı batırıyorsun unda. Ben bir damla un şimdi önüme dökmem buraya. Sen hamurunu kuru yoğuracaksın. Cip kuru da değil. Yapışmasın ki bunun içinde yapmayasın. Bak hiç un var mı üstünde? Ha. Bazıları da hep un yapıyor. Yok. Ha? Kime? Evi onlar senin gibi bilmeyenlerdir. Tamam. Yok herhalde o yufka açınca. Yufka açınca ezgi şeyin içinde, tahtanın içinde açıyorsun. Poşet seriyorsun onda. Yer seriyorsun, onlar oraya dökülür. Onlar mutfağa dökülmüyor. O yufka açtığımızda öyle yapıyoruz. Yani sen diyorsun etrafı kirletme. Ha, etrafı kirletme. Hey. Ya hem etrafı kirletme hem de işte yani öyle yapayım. Unsuz oluyor. Bir, iki ve üç. O boştur ama. Onu da koyacaksın şimdi. Üç tane yapacaksın değil mi? Hı. Üç tane yapacaksın. Aslında bir tane daha yaparım da ayrı çeşit. Yağ az kaldı. Benim elbisene gitseydim getirirdim bir tere yağ, helva. Sen helvayı seviyor musun? Ben sevmiyorum helva babam. O zaman peynir, ne mutlu. Içi. O zaman ne mutlu bana. Aynen biz helvayı seviyoruz. Ondan sonra biraz da patatesin içine kıyma koydur. Tamam. Şöyle. Bugün gidip biraz dolaşacağız. Elbistan. Daren de elbistana bağlı yoksa o da ayrı bir şey mi? Elbistana bağlı. Darende'ye dolaşacağız bugün pazar. Orada şeyler, şelaleler falan var. Oraya gidip göreceğiz. Ben daha önce hiç görmedim. Ezgi çocuklar için şey az koydum. Biraz daha koyayım biber. Yok. İyidir öyle. En az iyi yapayım. Oraya gidip gezeceğiz. Kahvaltıdan sonra. Videolar sanırım 2 veya 3 video önde gidiyor. İleride. Nevgeli'den geliyor. Üstünü yumurta. Köyde güne başlamak arkadaşlar işte böyle. Daha yüz yıkamadan bahçeye inmek. Herkes bahçede. Bak şu karantinadaydı. Hı-hı. Şimdi bahçenin içindeyiz. Aynen ya işte. Ne zaman nerede olacağım neden belli. Olsa kışın sonu bahardır yani. Sabredeceksin her şeyi. Biraz da bir yer topluyor. Böyle güzel olur. Anne bu hayatı yaşayan ha. Ya. Ben bu hayatı seviyorum ki. Ezgi. Ben çok seviyorum köy hayatını. Oh taze taze biberleri kopar. Kahvaltıda da ye. Ne kadar güzel. Mis. Ya biz oyuncak mı diktik? Hasan amca diyor bize oyuncak mı diktik? Yine burada da bir tane domates var.
Kırmızı olduysa kopar. Hani kendi elimizle bir tane kopartalım. Valla bu dünyanın en zenginliği. E tabi. Gerçekten. Ay ne güzel koptu. Havası temiz. Güneşli. Ne kadar güzel. Rahat nefes alabiliyorum. Oo. Kadın o yüzden Mersin'deki evine gitmiyor. Mersin'deki evi boş şu an halamın. Niye gitsin ki? Kadın dünya dolaşıyor. Kışın Londra'da. Şöyle çek. Yazın köyde. Genişleyenler koluna sağlık vallahi. Hıtta bunlar kavun. Bu senin emeklerin. Hı, eline Hatice. Sağlık. Vallahi. Hatice. Emeğine sağlık güzel. Ne yapayım zamanım geçiyor he. Bunun altı pişer, onun üstü pişer. Sıra kapattı burada ya boyunca. Çeka. Fırpora, fırpora. Tut. He he. Hey, ver, tut alalım. Şey fırpora mı? Geçen mi? Haydi. O sana yetişti. Evet, geçen iki sene önce geldiğimde hiçbir şey yoktu değil mi? Valla bu kadar yemeden sonra bir kilo tartımı yapmamız lazım. Hı? Ama sen yedikçe yiyesi geliyor. Evet. Anne o bıçak ters süre. Valla insan yedikçe yiyesi geliyor. Hı? Sağlıklı şeker işte. Fazla tüketmemek lazım. Süper. Eski bir daha ne yiyeceğiz? İşte yiyeceğiz. Yiyeceğin. Gerçekten harika var ya. Ay böyle gözünüzün önünde yer gibi oldum. Güzel koktu. Güzel kokar. Anne kahvaltı daha yapmadık. Sen yedin. Bir tane kayısı yiyeyim karnıma doyurdum. Oo ben de kayısı yiyeyim iki tane. Yanına geçer göre. Ay kayısılar güzeldi ya. Dün gece bir kayısı krizim tuttu. Herhalde bir 7-8 tane yedim kayısı gece. Yazın geleceğin 2 ay köyünde mis gibi yaşıyor. Vallahi. Bak burada. O neydi Mersin'de gelmediğiniz enişte? Yemeden yedim. Zaman işe gidiyor. Nasıl çalışıyorum? Doğru. Ya en azından aşk. Ya adam şimdi emekli oldu da geliyor anne. He. Oo, sıcakta ölüyor. Mersin'de şimdi kim ne yapar? Yanıyor. Alev. Mersin. Patlıcanlar gördün mü? Adana. Bunlar bir lezzeti olur böyle var ya. Et gibi. Patlıcan daha iyi var be. Biraz fidanayı kopartın götürdüm 2-3 tane. Güncel kilo tartımı arkadaşlar. Dararadam. Dararadam. 67.7. Bu da güzel. İdare eder. Oo, yummy yummy. Börekler pişti. Gel. Planda bir değişiklik oldu arkadaşlar. Neymiş, ne kısmet. Gezi planımızı yarın erteledik. Biz de bugüne kurban kesmeye niyetlendik. Oo, Adadan. Bu sene zaten yapmak istiyordum. Adadan. Salı günü yaparız diye düşündük. Büyük orta boy var. Tamam. Ha, tamam. Sen yürüyene git. Tamam. Sen içeceksin bari. Ya su aldık, var, biraz gel. Şey aldık. Bu buzdolabı poşetleri aldık. Kurbanı kesip yolda kim geçiyorsa ona niyetlendim, dağıtacağız. Yemek falan vermeyeceğim. Et dağıtacağız öyle. Burada, derin suyun burada. Oraya verdin mi? Babamı yargılıyor. Thank you.
It's paint. Hepsi eşit gitsin. Birine bu gitmesin, birine bu gitmesin. Köyde dağıtacağız. Gelip geçene de dağıtıyorum. En yakın evlere şimdi götürüyorum bir tane. Kabul etsin. Arya. Arya tam bir köy kızı oldun Arya. Bir saniye. Biz kurbanımızı kestik çok şükür. Dağıttık. Ondan sonra nenemlerde oturduk, biraz dinlendik, bir kahve içtik. Mem amcanın hikayelerini dinledik. Hadi gel. Ondan sonra da halamlara şimdi geçiyoruz, yemek yiyeceğiz. Yes. Gel hadi yemek yiyeceğiz. Halam kendi elleriyle içli köfte ve dolma yaptı. O yüzden onları yiyeceğiz. Gel. No, no, no. We go and eat. Come, we're gonna eat dinner. No, it's Arya. Ondan sonra size aslında benim amcanın hikayesini orada yazmışlar. Resmini çektim yani, video çektim. Okumak isteyenler bakabilir ama orada tam olarak hikayesi pek anlaşılmıyor. Kulaktan duyma hikayeler biliyorlar. Yani böyle altıncı hissi çok kuvvetli olan bir insanmış. Ondan sonra da donarak maalesef ölüyor. Ondan sonra da birisinin rüyasına girip beni öldüğüm yere gömülüyor ve çıkartıp şimdiki yere gömülüyor. Ondan sonra da türbe haline getiriliyor. Falan filan. Halam erik kurutuyor. Kayısı. Erik diyorum ikiden bir bunlara. Kayısı kurutuyor. Hepsi zamanında geldiğinde mecburen koparılıyor. Hepsi de aynı anda tüketilmiyor. Bazıları kurutuluyor, bazıları reçel yapılıyor. Ha? Aynen, hala. Aynen, aynen. Bunlar ne olacak? Bunlar sofralık kayısı. Sofralık derken kurutulmuş. Yani kurutuyorsun, he işte getirip yiyorsun çerezin yanında. Okey. Şunları ne yapacaksın? Bunlar fidana götüreceksin. Tamam yarın kızına. Bunlar ne olacak? Bunlar çekirdek, tatlı çekirdek. Dur ye. Acı değil mi? Hasan amca bir sabah bir akşam böyle sular. Bahçe saati. Annem sen yine oh taze taze sen ne çıkardın? Bahçede salatalık. Çok güzel. Evet bak dede suluyor. Büyüsün diye. Ay köylü kızı. Arya, Arya buraya ne oldu? Arya, Arya. Kızımın güneşini kapattın ya. Buraya ne oldu? Ne oldu dizin Arya? Uf oldu. Kim yaptı? Bak çiçekler var, güzel açmış. Sen yine ayakkabını ters giymişsin. Kim yaptı işte? Abi. Abi yaptı o.
şu çiçekler de azim orada diktim ama zor olur belki. Bilmiyorum. Hangisi bunlar mı? He. Bunlar açıyor nasıl? Bunlar 10 güne kadar açar, 15 güne kadar. Herkes çalışıyor. Herkes bir iş peşinde. Ben de devran peşinde. Diğer salona geçtim. Böyle bir salon. Burası eskiden şu yoktu, çatı. Normal dışarıydı. Ondan sonra burayı da böyle ev haline getirdim. Bir salon bu. Bir de diğer yandaki salon. Edit yapıyorum. Ay çok hoşuma gidiyor. Bu çocuklar böyle köy hayatına adapte olunca var ya, o kadar çok seviniyorum ki. Biz şimdi yürüyüş yapmaya çıktık. Çocuklar uyumadan önce dedik bir rüzgar vursun, bir böyle temiz hava alsınlar. Ay devran tam ortamda. Dedik hava alsınlar. Halam da karşıda geliyor. Böyle şöyle bir yürüyelim. Zaten rüzgar başladı görüyorsunuz. Toz çok var. Geri dönelim hadi. Halam kızıyor. Yürüyüşe gitti geldim. Ama bir anda çıktı. Gel aşkım gel.